hocam arıyorsunuz bari kürsüklerini çekmeyin yani. O kadar yakınlar. Şimdi sözlerinizi baştan alayım ben. Ne diyordunuz? Gerçek haberi. Siz üçünüz kan bağı olan birileri misiniz yoksa hani farklı mı? Arkadaşlar. Ne diyor? Evet. Saçları böyle tarımar. Ayağından. Resim çekiyor. Bu defa sizden başladım. Söyleyin bakalım, siz niye alınma çanta düşecek galiba? Siz niye buradasınız? Hanımefendi niye burada? O niye sigara içiyor? Buraya gezmeye geldik. Efendim? Buraya gezmeye geldik. Nereden? Antalya'dan. Antalya'dan. Değişik bir oldu. Evet. Medrese ortamında. Nasıl? Şimdi değişiklik olsun diye söylediniz. Zaten hanımefendi her şey değişik. Evet, gözle gören. Teyzem de teyzeniz mi? Teyzem Allah kahretsin. Anladım. Bekliyorum gel diye 10 dakikada karşı olsun. Görmeden geldi. Evet. Hak veriyor karşı olsun. Anında andım ve geldi. Evet. Ben Konya'lı olabilirdim. Ama Antalya'dayım. İstediğim mesaj şu an. Evet, başka bugün şarkı söyleyecek misiniz? Neden? Oynayacağım. Oynayacağım. Bugün oynamak gibi. Hani büyük bir iştiyakla oynayacaksınız. Ya siz hanımefendi? Evet. Evet. Yani hedefiniz bugünlük işte refakat etmek. Evet, oyuncuyu görmek. Ya da onun oynadığını görebilmek. Dünya gözüyle. Yani küçük gelmedi mi? Koskocaman sitede dediniz de küçük gelmedi mi size? Ya daha gelmedi mi size? Hayır, ben her akşam Ankara'da... Hayır, onu demiyorum. ...oynar, evime öyle giderim. Ben güzel de. İnançının geliyor şimdi. Arkadaşım bana var, çünkü geliyor. Ben Ankara'da bağlı eve gelmedim. Şimdi... Gerçi ben alışkın. Ne, alışkın olduğunuz ne? Oynamaya mı? Elimi çevirdim. Nerede? Elimi 5 sene boyunca elimi çevirdim. Evet. Yani Antalya'da çekilen bir filmde oynadınız. Yani İstanbul'da yaşayıp da o filmde oynama değil. Elbette oynadım. Hayır bakın. Yani bütün filmlerin, film çekilen yerler, iş şirketler hepsi İstanbul'dadır da Antalya'da tesadüfen gelenlerin arasında oynadınız. Evet. Yani o zaman İstanbul büyük bir yıldızını kaybetmiş. Yazıklar olsun. Gençliğim, ulan ben değiştim. İlk yanımda meşhur oldum. Değiştiğimde ne işim demek ki? Şimdi şeyi objektifi size yönlendirdim. Şimdi o neşesi, gül neşe daha doğrusu söyledi. Niye? Nazar mı? Ha, doğru. Beni çekiyor. Geç gelen mutluluk. Ama burada mutluluk. Evlenecek misiniz yoksa bugün?
Hayır, siz nikahlanmaya mı geldiniz yoksa bugün? Hayır, o zaman geç gelen mutluluk deyince... Kardeşim çekiyorsun artık. Ama o farklı kavram kargaşası oluyor o zaman. Siz ne söyleyeceksiniz peki o zaman? Böyle bir yıldızın yanında oturmak... Yalnızca en azından kolonya var mı? Hayır, ihtiyacım olsa değil. Hayır, öleceğim dedi. Aman öyle bir şey olursa en azından... Esas sanatçımız bu. Aşkım gel. Bak. Bundan sonra benimle gezecek. Her adım bu çekecek. Merhaba. Öyle mi? Geç gel. Güzel. Merhaba. Merhaba. Hadi gidip. Şimdi buraya ben hani öylesine dediğim gibi sizinle yaptığım konuşmak üzere geldim ama baktık burada adeta tabii bir güldürü sanatçısı, bir yıldızla karşılaştık. O yüzden bütün... Aşkım bebeğim. Hocam ben böyle olacağını biliyordum zaten. Çektiğimi seyrettireyim mi? Belki beğenmedim. Ama yok bakın o zaman dedim... Çekilme, yayını hoş geldin. Yayın gelsin, hadi yayın. Nereye yayınınızı yapın? Sinemada siz ne yapıyordunuz? Bilet mi kesiyordunuz? O zamandan beri çekmiyor. Yok, ara verdik ya. Şimdi kadar insaf ya. Doğal pilot oldu ya. Film yanar yani. Efendim? Salam dediğiniz gördüm zaten. Ya şimdi birkaç masaya geldim. Ya şey bir... Şimdi bu masaya mı geçtiniz? Buyurun. Davete icabet oldu. Buyurun. Üniversite sunucuyken BTV sunucusu oldu. Evet. O işte. Evet, olmaz. Sonra arkadaşım aslında. Onun da gönlünü almak istedim. Merhaba. Geçecek misin? Evet, buraya geldim. Ayrılmış ya galiba. Biz de haber peşindeydik ama haber yarım kaldı. Ben mi böldüm? Yok, estağfurullah, öyle bir şey söylemedim. Sadece gerçeği ifade ettim. Peki, bu sesler biraz... Yok, aykırı olmaz. Yani bende o kadar düzenek yok. Bazı sesleri kanala alırsınız. Ondan yani sizin konuşmanız varsa oraya eklenir sesler. Ama şu anda bende öyle düzenek yok. Ben öyle yaparım. Ama bana bile böyle bir anlaşma sesi. Anlayamıyorsunuz ki sesi. Mesela Ayşe mi demiş yoksa hani atıyorum ne olsun. Fatma mı demiş? O kadar bariz değil de. Yani böyle bazı anlaşılıyor. Zeyt adını her şeyine gerek yok. Zeyt? Yani konuşmak gerek yok. Ama hayır şöyle, yazılı değil. Yani kendi ağzından, işte televizyon sunuculuğundan, üniversite sunuculuğundan, televizyon sunuculuğuna geçen işte filan diye böyle bir haberde ondan sonra nasıl başladınız? Yine ben yelpazeyi bir yerde unuttum ve bu sefer kaybetmek istemiyorum. Sen kendini unutma da bir yerlerde geçin. Yine sigara. Sigara mı? Sigarayla... Şimdi peki üniversitede sunuculuk yaparken... Evet, üniversitede giriş istedik ve kariyer toplamak. Üniversite öğrencileri, neden istiyorum? Kızlar burada yelden fazla gördünüz. Buradaki Antalya'daki iş adamları çağırdım. Umarım ilgilenip bir paylaştık. Testi konferanslar da bunun yanında üniversite sunumlar. Bir sürü bir bilmiyorum bakacağım şu BTV'den sayın yapısı. Hemen Şükrü Bayan'ım hoş geldiniz. Biz de çıkıma geldiğimizde herhangi bir hastalık fark ediyorlar. Ve kontrol takısı hep elimizde çıkıyor. Hep birlikte bir program sunuyor. BTV'de şimdi... Ben de seve kabul ediyorum ve bir dönem
Aslında mikrofon olsaydı elimde diye verseydim onda konuşsaydınız da. Ama işte biraz tam da boş değil de fakat şey işte. Hani ancak benim seslendirmem gerekir. O da hani seslendirme niye olsun? O da şey. Baba hani. Yani